son 3 ayda artık nelere dikkat etmesi lazım ve siz dediniz ki planlı olursa folik asite devam edilmesi gerekiyor. Plansız yakalandığı andan itibaren ne yapması gerekir? Bir de tabii ister istemez ilerleyen yaş ve miyomlar kistler varsa ve gebelik takip sürecinde de beraber gözlemleyelim ilerlesin sonrasında miyom kisti de alalım diye gelen sorular var. Bebeğe etkisi var mı diye soralım. Tabii ki planlı gebelikler her durumda olduğu gibi gebelikte de planlı olması, önceden annenin herhangi bir hastalığı var mı, gebeliği zorlaştırıcı, miyom, kist gibi durumlar tabii ki gebeliği her zaman daha zora sokan durumlar. Çünkü bazı miyomlar var ki doğum sırasında kanamalara, yoğun kanamalara sebep olabiliyor veya yerleştiği yere göre bebeğin yerleşim gösterdiği endometriyum dokusundaysa düşüklere, gebelik sırasında kanamalara sebep olabiliyor veya kistler farklı hormonal dengeleri bozarak yine düşüklere sebep olabiliyor. Dolayısıyla da bunların önceden tespit edilip gebe kalmadan önce yani gerekenlerin tabii ki hepsi değil ama cerrahi ise cerrahi, işte takipse takip süreçleriyle sonlandırıldıktan sonra gebe kalınması çok daha iyi bir durum yaratacaktır. Ama tabii ki bazıları da gebelik sırasında tanınabiliyor bu durumların. Onların da bir kısmını yine çoğu zaman gebelikten cerrahi müdahaleye başvurmamaya çalışıyoruz. Gebeliği zora sokmadığı sürece ama bazı durumlarda gebeyken de cerrahi olarak müdahale edilmesi gereken özellikle yumurtalık kistleri acil durumlar yaratarak ameliyata sebebiyet verebiliyorlar. Yoksa birçoğunu gebelik dönemince takip edip bazen doğum sırasında bazen de doğum sonrasında cerrahi tedaviye yönlendirebiliyoruz. Ama tabii ki işte düşük riski getirmesi, kanamalara sebep olması, ağrılar dolayısıyla annenin gebelik sürecinin daha tatsız geçmesine sebebiyet vermesi dolayısıyla önemli hastalıklar. Bunlar organik bazı sebepler gebeliği zorlaştıran, hormonal sebepler olabilir, tiroid ve şeker gibi durumlar olabilir yine gebeliği zorlaştıran. Bunlar da gebelik haftası ilerledikçe anneyi zora sokacaktır. O yüzden kastettiğim planlı gebelikler her zaman için daha sağlıklı geçecek. Mesela en önemlisi diş hastalıkları. Diş çoğu zaman önemsemiyoruz. Rutin olarak hani alışkanlığımızda yok çok toplum olarak. Evet. Bir sıkıntı yaşamadığımız takdirde diş hekimine gitmiyoruz ama aslında hani bir gebelik düşünülüyorsa illaki gebe kalmadan önce mutlaka bir diş muayenesine gidilmesinde fayda var. Çünkü genel olarak gebe kaldığı zaman kişi ilk 3 ay içerisinde dişim ağrıyor, dolgum var, bu dolgu için dolgu yaptırabilir miyim, kanal tedavisi yapabilir miyim gibi sorularla sıklıkla karşı karşıya kalabiliyoruz.